Merhaba arkadaşlar. Şöyle durayım. Arkadaşlarım, bugün halı yıkayacağım. Halılarımı makineyle, bakın ne değişik bir alet, makineyle elde yıkamayacağım. Yine beyaz sabunla yaptığım sabunla yıkayacağım. Yedek halılarım benim bunlar. Evdekiler kirlendi. Bir haftadır diğer videolarımda da söylemiştim. Cenaze dolayısıyla gelenim gidenimiz de çok olduğu için evdekileri kaldırırım dedim bir ara. Sonra tekrar dedim bunları serelim. Şimdi temiz dursun. Havada biraz kötü değil arkadaşlar, iyi. Bir şöyle halıları bakalım nasıl yıkıyorum. Benim yıkama yöntemimi beğenecek misiniz? Beraber yıkayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, bu benim yaptığım sıvı sabun. Soğukta sıvı sabun. Sıvı sabunla, yine beyaz sabunla yıkıyorum. Halılar için ayrıyetten sıvı sabun yapacaktım. Ama inanın fırsatım olmadı. Şimdi bunu dedim, bunu yıkayayım. Tekrar eve yaparım. Renkli istedi bu sefer Mustafa. Renkli sabundan yap dedi. Şöyle bir güzel, her yerlerine gelecek şekilde arkadaşlar, sıvı sabunumu döküyorum. Sıvı sabunum biraz koyu. Evet arkadaşlar, şimdi makinemi çalıştıracağım. Arkadaşlar, makinemi çalıştırdım. Dayanıklarımı aldım. Bu şekil aparatını taktım. Şimdi başlıyorum halıları yıkamaya. Thank you.
Süt suyunu yaptım. Hallarım gördüğünüz gibi beyaz. Beyaz olduğu için çok leke tutuyor. Beyaz sabun şu en büyük o horozun olduğu yerdeki halının lekesini şimdi çıkarttı. Ama düşüyordum arkadaşlar, az kalsın. Şimdi durulayacağım. Tekrar görüşürüz. İlk pis sularını akıttım arkadaşlar. Şimdi halların üzerine durmuyorum. Tekrar deterjan dökeceğim. Tekrar yıkayacağım. Şimdi ilk suyumuz beyaz sabundu arkadaşlar. Şimdi ikinci beyaz sabun, çok harcamayayım çünkü el yüz yıkamaya sabunum kalmadı. Tekrar yapacağım zaten. Şimdi deterjan döküyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ikinci deterjanımı koydum. Tekrar başlıyorum yıkamaya.
arkadaşlar halıları yıkadık. İki su yaptık. Lekeler çıktı. Tertemiz oldu. Şimdi durulamaya geçtik. Böyle duruluyoruz. Ablam elinde hortum. Arkadaşlar 3 insan gücünün 4 insan gücünün yapacağı işi yapıyor makine. Yormuyor insanı. Sadece şu anda soğuk olduğu için biraz tabii ki üşüyoruz. Zaten azdı. Yedek bunlar da. Kurusunlar. Kışın ne olur ne olmaz artık. Biliyorsunuz her an her şey olabiliyor. Şimdi halılarımı bir güzel durulayıp kaldıracağım sonra. Arkadaşlar dün yıkadığım halıları gecede suları sarttı. Şimdi bunları böyle şu şekilde arkadaşlar aşağıya doğru üst katın boşluğuna cam boşluklarına serdim. Bunu da buraya serdim canlar. Buraya yine böyle aşağı doğru attı. Yağmur yağsa dahi gorguldaklardan buraya yağmur geçmiyor buralara. Büyük halımı da buraya serdim arkadaşlar. Küçük parçaları alt kata serdim. Bu şekil. Komşuya da o evin altlarının otlarını biçtiriyorum şu şekil arkadaşlar. Kendi kollarım dayanmıyor. Rıza abi ot biçiyor. Yarın Allah'ın izniyle sürdüreceğim herhalde. Tertemiz oluyor. Yani yazınki bahara ölmezsek arkadaşlar, acarı olmazsa hazırlık. Bu da onun engelli oğlu arkadaşlar. Çok zararsız. Baba ne derse onu yapar. O da onun arkasından böyle arkadaşlar temizliyor. Yine şöyle köyümüzden güzel bir görüntüyle veda edelim. Köyümüzün görüntüsü arkadaşlar. Herkes bağında bahçesinde. Herkes seneye hazırlıkta. Bak şu komşular gazmış bile yerlerini. Böyle canlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın. Kanalımı büyütmek sizin elinizde. Bir yerlere ulaştırın, bir yerlere getirin beni arkadaşlar. Ben 81 ilime, Türkiye'me sesleniyorum. Yurt dışındaki arkadaşlara sesleniyorum. Yurt dışında yaşayan Türk kardeşlerime sesleniyorum. Abonelik ücretsiz. Beğeni atmak zor değil. Satiye kardeşiniz var uzaklarda bir yerde. Onu unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum.